Değerli izleyiciler, Gündem Özel'e hoş geldiniz. Efendim, Gündem Özel'de bugün hem ülkemizi ilgilendiren hem de yurt dışındaki gelişmeleri bir nebze farklı boyutlarda ele alacağımız bir program olacak. Ve çok değerli misafirlerimiz, konuklarımız var. Avukat Metin Tarhan, AK Parti MKYK üyesi, hoş geldiniz. Ali Turan, 24. dönem Sivas AK Parti milletvekili, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve gazeteci yazar Zeki Gümüş, hoş geldiniz efendim. Çok teşekkürler. Gündem yoğun, o yüzden biraz hızlı başlayacağız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın yoğun diplomasi trafiğini yaşadığı çok ciddi bir ziyaret oldu ve bugün de ayrı bir diplomasiye yöneldi. Amerika'ya gitti, Birleşmiş Milletler'le ilgili. Hemen G20'ye biraz yönelmek istiyorum. Zeki Bey ile başlayacağım müsaadenizle sayın vekillerim. Zeki Bey, G20 zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı çok ciddi açıklamalarda bulundu. Özellikle basın toplantısında ciddi bir dönüşüm noktasına taşındı. Bu noktada baktığımızda tek dünya, tek aile, tek gelecek oturumu yapıldı ve çevre sorunlarıyla alakalı ciddi anlamda açıklamalarda bulundu. Şimdi sizin bu G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda Türkiye bu tek dünya, tek aile, tek gelecek vizyonunda yerini nerede konumlandırıyor? Biliyorsunuz Hindistan'da işte tek yeryüzü, tek aile, tek gelecek temalı bir toplantı yapıldı. Türkiye'de biliyorsunuz oraya çok güçlü bir şekilde katıldı. Neden çok güçlü bir şekilde katıldı? Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı oraya katılan liderler içerisinde en önemli. Evet. Ve 3-4 gün önce de Sayın Putin'le bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı'yla Rusya Devlet Başkanı'nın katılmaması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın oraya katılımını çok daha önemli bir hale getirdi. Türkiye'de kendi hedefleri doğrultusunda, kendi dış politikası doğrultusunda orada çalışmalar yaptı. Ama yani sıfır atıkla ilgili, çevreyle ilgili birçok açıklamalarda bulundu. Tabii. Fakat orada bana göre Türkiye'nin en büyük, yani Türkiye'nin batıyla doğu arasındaki ortak bir noktada, yani fiziki olarak da ortak noktada önemli olan, önemli kısmı, yani Türkiye'nin burada daha da öneminin ortaya çıktı G20 zirvesiyle birlikte. Kesinlikle. Ve biliyorsunuz G20 zirvesinin hemen ardından şimdi de New York'a Birleşmiş Milletler toplantısına genel gitti. Genel toplantısına gitti. Yani burada bizim burada Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın İslam karşıtı işte gösterilerle ilgili karar aldırabilmesi. Ben diğer kararları zaten çok fazla rutin meseleler görüşüldü orada. Yani işte dünyanın meseleleri, çevresel konular. Ondan sonra bunlar, yani tamam, bu bir tek yeryüzü, tek aile, tek gelecek şeklinde bir konuyla, temayla yapılıyor ama oradaki görüşmelerin hepsi hemen hemen normal şeyler, normal çözümler üzerinde konuşuluyor. Burada bir de bana göre en büyük, en önemli görüşmelerden bir tanesi de Mısır Devlet Başkanı ile Sisi'yle bir araya gelmesi. Yani bu iki konuda. Mısır Devlet Başkanı'na bir araya gelmesinin peki en önemli sebebi nedir? Türkiye'nin biliyorsunuz 3-4 gün önceki, yani G20'den 3-4 gün önce Putin'le beraber görüşmesinde de bu gündeme gelmişti. Ve Putin'in teklifi Türkiye'nin bir gaz merkezi, Türkiye'nin bir gaz hub'u olması konusu. Peki bunun önemi de şöyle bir şey. Biliyorsunuz hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de müthiş bir doğal gaz rezervi, ayrıca petrol rezervi. Bunun üzerinde, onun dışında bir de İsrail'deki petrolün, pardon, doğal gazın Avrupa'ya taşınması meselesi var. Yani Türkiye'nin, bir Trakya'nın mesela, dünyanın gaz merkezi olma. Yani şunu, bunu şu şekilde de değerlendirebiliriz. Mesela petrol fiyatı nerede belirleniyor? Yani Viyana'da belirleniyor. Viyana peki petrol üreten bir yer mi? Hayır değil. Hayır. Niye orada üretiliyor? Çünkü OPEC orada. OPEC orada olduğu için de
dünya petrol fiyatları oradan belirleniyor. Çünkü OPEC'i oraya kurmuşlar. Türkiye'nin de gaz konusunda, doğal gaz konusunda böyle bir hub olması ve bir enerji, bir doğal gaz piyasasının Türkiye'de oluşturulması için bir adım atıldı. Evet. Yani Sisi ile görüşmesinin önemli önemi de bundan kaynaklı bence. Ve bence Sayın Cumhurbaşkanı G20'de bana göre bütün devlet başkanları içerisinde yani yıldız bir şekildeydi. Çünkü çok ciddi bir dediğim gibi oldu, evet. en kıdemli devlet başkanı olarak oradaydı. Bu tabii ki bizim bu Birleşmiş Milletler'deki toplantıya da yansıyacak bir durum. Hı hı. Yani yani sabahleyin giderken ki basın toplantısını da izledim Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Yani gerçekten yani akıl almaz bir enerji. Yani işte Putin'le Soçi'de görüşüyor. Arkasından Hindistan'a gidiyor. Hindistan'dan 2-3 gün sonra da şimdi yine Amerika'ya geçiyor. Bu çalışmalar, bu bütün diplomasi Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıla, 10 yıla damgasını vuracak hareketler olarak görülüyor. Yani bana göre bu şekilde. Evet. Şimdi Metin Bey'e yöneleceğim. Müsaadenizle efendim, baktığımız zaman biraz önce Zeki Bey'in de söylemiş olduğu çok önemli başlıklar var aslında. Bu yoğun diplomasi içerisinde özellikle G20'deki diplomasi sonucuna baktığımızda gerek işte hidrojen ve nükleer adımlarla alakalı, gerek yenilenebilir enerji noktasındaki adımlar, özellikle bu gaz jeopolitiğinde Türkiye'nin stratejik konumunun vurgulanması ve bir diğer önemli başlık İslamiyet'e ve İslamofobinin başlangıcıyla başlatılan ve dünyada her geçen gün daha arttırılan ve Türkiye içerisinde de bu noktadaki algı operasyonlarıyla işte başörtülü kadınlara saldırı pozisyonlarına varana kadar Türkiye içindeki politikaya da yansıması. Bunlarla alakalı her gittiği yerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok ciddi tespitleri ve çok ciddi çözüm noktaları var ki ekonomiye dayanan çözüm noktalarını da basın toplantısında açıkladı. Dünyada yapmış olduğumuz ekonomi programı da çok ciddi anlamda kabul gördü ve bu noktada yatırım planlamaları da yapıldı şeklinde. Şimdi bu çerçevede baktığımızda AK Parti yeni oluşturmuş olduğu hükümette ve bu paydaşlarıyla beraber kurmuş olduğu sistemin içerisinde Türkiye'yi nereye taşıyacak? MKYK üyesi olarak partinin içerisindeki önemli bir isim olarak baktığınızda AK Parti planlarını uygulamaya başladı. Sonuçlar ne kadar sürede ortaya çıkar? Yani şimdi her şeyden önce bu G20 platformu çok önemli bir platform. Yani dünya gayri milli hasılasının %80 üzerinde bir temsiliyet sağlıyor. İkincisi yani ticaretin %75'ini, nüfusun 1/3'ünü temsil eden bir platform. Yani dünyanın gelişen ülkelerin yanında gelişmekte olan ağırlıklı kesinlikle ekonomilerin olduğu ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı bir platform. Bu platformda konuşulanların, hayata geçirilenlerin mutlaka dünyanın geleceğini de etkileyeceğini bilmek gerek. Yani her şeyden doğru önce Türkiye küresel bir oyuncu ve dünyanın geleceğine yönelik çabalar içerisinde. Yani dünyanın işte adaletsiz kurulumuyla ilgili, işlemeyen uluslararası kurumlarla ilgili çok net ve keskin görüşler ifade eden ve dünyanın yeniden yapılanması gerektiğini ortaya koyar. Ki temalardan biri de, konulardan biri de buydu. Yani uluslararası doğru kuruluşların gelecekte konumlandırılması, işlevsel hale getirilmesi. Hiç kuşkusuz bu Türkiye'nin evveliyatından bu yana savunduğu görüşler evet çerçevesinde gündeme alınıyor. Özellikle bu çevre konularının korunması açısından da işte sıfır atık projesi ki gündemdeydi bu da. Yine Birleşmiş Milletler'e Türkiye'nin etkisiyle kabul ettirilen bir projeydi. Ve dolayısıyla diğer gündem konularında da Türkiye'nin kayıtsız kaldığı bir konu yok. Yani doğru, Türkiye hakikaten küresel oyuncu, rol alıyor ve dünyanın yapılanmasını geleceğinde söz sahibi olmak istiyor. Doğru bir noktaya taşınmasını istiyor. Dünya bir kriz içerisinde, bir sıkıntı içerisinde.
Yani kutuplar oluşuyor, çok kutuplar oluşuyor ve bir kargaşa var, savaşlar var, Kesinlikle. çekişmeler var, içe kapanmalar var. O işte evrensel demokrasi dediğimiz işte küresel vesaire gibi olumlu etkilerinin çok da sonuç vermediğini, içe kapanma gereğinin duyulduğu ve dolayısıyla ırkçılığın arttığı bir süreç yaşanıyor. Son işte Kur'an yakma eylemleri, Müslümanlara karşı gerçekleştiren eylemler de bunun örnekleri. Ve dünyanın gerçekten de yeniden yapılanması gerekiyor. Ve Türkiye'de yönetimiyle, Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde yönetimiyle dünya politikalarını etkiliyor. Yani bunu görmek gerekiyor. Gerçekten de küresel bir oyuncu. Ve Zeki Bey'in de ifade ettiği gibi deneyimli bir devlet adamıyla mutlaka ve mutlaka oradaki konuların şekillenmesini, gelişmesini, biçimlenmesini, hatta gündem oluşturulurken hiç kuşkusuz Türkiye ile dayanışma içerisinde fikir alma şeklinde gündem de oluşturulduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla şeye gelince yani Türkiye kendisinin ülkesinin geleceğini hazırlarken dünyanın geleceğini de hazırlıyor. Kendi ülkesinin hem bulunduğu konum itibariyle hem uyguladığı kesinlikle yani doğalgazdan söz ettik, fosil yakıtlardan söz ettik ve siyasetten de söz ettiğimizde Türkiye bir merkez. Ekonominin, siyasetin, göçün, değişimlerin güzergahı. Hep transit ülke şeklinde diyoruz. Bu yönüyle üç kıtanın birleştiği bir yerde ve dünyanın gündeminde. Hiç kuşkusuz bir ülke planlama yaparken Türkiye'yi hesaba katmadan bir planlama yapmıyor. Yani herhangi bir ülke. Türkiye bu önemli. Bu önemli olunca da kendi ülkesinin geleceğini de uluslararası kazandığı güç ve mevzi ile çok doğru oluşturacağına inanıyorum. Doğru. Yani bu çerçevede Türkiye ile ilgili de bizlerin bir şekilde yol alırken yani o güzergah olma, transit güzergah olma özelliğini iyi kullanan, kendi jeopolitiğinin, coğrafyanın farkında olan bir ülke durumuyla kesinlikle herkesle görüşebilen ki sıkıntılı alanlarımızı da açtık. Mısır, İsrail vesaire gibi ülkelerle de Körfez ülkeleriyle de ilişkilerimizi geliştik. Şu anda konuşmadığımız hiçbir ülke yok. Ve etkilemediğimiz hiçbir ülke de yok. Bu çerçevede bu dış etkinin içerideki ekonomiye dönüşen, siyasal geleceğe dönüşen, işte uluslararası ilişkilerin Türkiye lehine gelişmesini sağlayan çabaların da bizim toplumumuz açısından, milletimiz açısından, ülkemiz açısından da getirisinin olabileceğini görmek gerekiyor. Birçok sıkıntımızın, özetle bunu söyleyeyim, devamla tekrar konuşuruz. Birçok sıkıntının giderilmesini muktedir bir ülke. 85 zemini milyon, atılıyor diyorsunuz evet, herhalde. Evet, yani 85 milyonun geleceği hazırlanıyor. Evet. Ve geleceği hazırlanırken dünyanın geleceğine de büyük bir katkı sunuyoruz. Şimdi evet. Bu kadar. Çok sağ olun. Ali Bey, şimdi Avrupa Parlamentosu'na isterseniz yavaş yavaş giriş yapalım. Avrupa Parlamentosu bir rapor hazırladı. 2022 Türkiye raporunu hazırladı. Bu raporda skandal ifadelere varana kadar ve Avrupa Birliği ile ilgili Türkiye kapısı şu anda açılamaz boyutuna varana kadar, özgürlük boyutuna varana kadar çok ciddi anlamda bağlayıcı olmayan bir rapor çıkardılar. İstinadsız suçlamalarla beraber. Bugün Amerika'ya giderken Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği ile ilgili, Avrupa ile ilgili de Avrupa noktasında gerekirse biz de bağlantımızı keseriz, Avrupa ile bağlantımızı keseriz. Çok gerekli bir nokta değil ifadesini kullandı. Şimdi Avrupa Parlamentosu biraz önce sizin söylemiş olduğunuz noktada Türkiye'nin Avrupa ile bağlantısını kesmesinin sonuçları ne olur Avrupa açısından ve Türkiye açısından? Evet, ben öncelikle bizim program başlamadan önceki programda Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin 64. ölümünün seneyi devriyesinin münasebetiyle ben de rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Diğer taraftan Fas'taki depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Libya'daki sel felaketinde hayatlarını kaybeden ülkenin belli bir bölümü adeta haritadan silinmiş vaziyette. Onlara da buradan ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa,
Libya, kardeş Libya halkına da başsağlığı diliyorum, geçmiş olsun diyorum. Rabbim bir daha böyle felaketleri yaşatmasın, göstermesin. Şimdi tabii gündem o kadar yoğun ki. Çok. Ama şöyle de bir durum var ki, böyle bir giriş yapalım. Şimdi Türkiye eski Türkiye değil. Neden eski Türkiye değil? Şimdi böyle G20 zirveleri olduğu zaman, işte Birleşmiş Milletler'in toplantıları olduğu zaman veya Avrupa Birliği'nde bir toplantı olduğu zaman Türkiye diken üzerinde oluyordu. Evet. Niye evet. diken üzerinde oluyordu? Çünkü gidildiği zaman orada resim çekilecek yer bile bulamıyordu bizim liderlerimiz. Biz onları haşa, onlar bir iş yapamadı demiyoruz. Yok, anlamlısı. Ama Türkiye şimdi artık, önceden Türkiye'ye bir gündem belirleniyordu. Hem ABD tarafından, hem Avrupa Birliği tarafından, hem dünyada Rusya tarafından, bütün ülkeler Türkiye üzerinde bir oyun oynuyordu. Türkiye'ye bir gündem belirleniyordu. Türkiye de o gündeme uymak zorunda kalıyordu. Ama şimdi artık dünyanın bizimle bu kadar uğraşmasını ben çok görmüyorum. Yani normal bir pozisyon. Normal, hatta az bile diyorum. Uğraş. Niye? Evet. Niye? Çünkü bugüne kadar Türkiye böyle değildi. Şimdi Türkiye onların tamamen çıkarlarına çomak soktu. Bir dakika dedi ya, hop, ne oluyorsunuz siz dedi. Doğru. Siz bize gündem belirleyeceksiniz, biz de sizin gündeminize uyacağız. Yok öyle. Biz şimdi gündemi belirleyeceğiz, siz de bu gündeme uyacaksınız. Dikkat ederseniz bir toplantıda ABD Başkanı, sanırım Romanya'da bir patlama mı olmuştu, bir şey olmuştu. Orada bir olağanüstü küçük bir zirve yapmıştı. Türkiye'yi oraya katmamıştı. Ama şimdi Türkiye'ye her gittiği toplantıda Türkiye ile görüşmek mecburiyetinde kalıyor. Ayaküstü veya randevulu. Randevulu. Ama görüşmek zorunda kalıyor. Bakın bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika'ya giderken burada hem Amerika'ya bir dakika dedi, hem de Avrupa Birliği'ne. Evet. Amerika'ya F-16. Gerekirse biz de kartımızı alırız dedi. Avrupa Birliği'ne de dedi ki ya bırakın bu işleri artık dedi. Yani sizsiz de oluruz biz. Yani. Dolayısıyla şimdi eski Türkiye olsaydı, eski liderler, Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız da eski bir lider olsaydı bu konuşmayı yapamazdı. Niye? Çünkü artık Türkiye'nin silahını kendi yapan, ekonomide değişti, sıkıntılar var, problemler var ama altyapısını yapmış. Bakın dünyada bir pandemi oldu. Evet. Bu pandemide gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da, Amerika'da, yani özellikle İngiltere'de, dünyanın birçok ülkesinde, Çin'de ekonomiler durmak noktasına geldi. Niye? Üretim durdu. Evet. Resesyona sebep oldu. Bütün ülkelerde orada tedarik sıkıntısı yaşandı. Ama Türkiye'de yaşanmadı. Niye? Çünkü Türkiye altyapısını buna göre yapmıştı. Bu gelişmiş ülkeler veya gelişmekte olan ülkeler bu olağanüstü şartlara göre kendilerini, ekonomilerini, üretimlerini ona göre ayarlamamışlardı. Dikkat ederseniz bütün araba fabrikaları, işte otomobil fabrikaları, diğer tedarik oluşturan fabrikalar, bütün fabrikalar kapanma noktasına gelmişti. Çoğu kapandı. Evet. Ama Türkiye'de öyle olmadı. Ne oldu? Hakkari'den Edirne'ye, Samsun'dan Mersin'e, Türkiye'nin dört bir yanında organize sanayiler, altyapısı yapılmıştı. Üç var diye çalıştı o pandemi döneminde bile. Hatta birçok fabrika çalışamadıysa da eleman bulamadığı için çalışamadı. Dolayısıyla Türkiye'de o zaman ihracat hiç durmadı. Doğru. Doğru. Yani sonuç olarak baktığımızda zaten faiz politikaları bile üretimi destekleyecek şimdi noktadaydı. Şimdi ben de oraya geleceğim şimdi. Bakın o dönemde şimdi şunu da söyleyeyim isterseniz. Lütfen. Bugün biz neye konuşuyoruz? Asgari ücreti konuşuyoruz. Emeklinin maaşı az. Evet, az. Doğru. Onu konuşuyoruz. İşçiler ne kadar maaş alsın? Memurlar ne kadar maaş alsın? Evet. Maaşı az mı çok mu, onları konuşuyoruz. İngiltere gelişmiş bir ülke. Pandemide ne yaptı? Türkiye pandemide memur aldı.
Sağlık Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na, bütün bakanlıklarda memurlar alındı. Devlet dairelerine istihdam oluşturuldu. Ama İngiltere 150 bin tane memurunu dedi ki gidin başınızın çaresine bakın, kapının önüne koydu. Evet. Ama Türkiye bunu yapmadı. Niye yapmadı? Çünkü çalışıyor. Bugün eğer biz işçinin maaşını, emeklinin maaşını konuşuyorsak, üretim devam ettiği için, fabrikalar çalıştığı için, ihracat devam ettiği için, eğer bunlar yapılmamış olsaydı o zaman biz işsizliği konuşacaktık. İşsizliği, hatta ürün bulamamayı konuşacaktık. Ürün bulamamayı konuşacaktık. Fiyatlarını konuşmayacaktık. Aynen. Biz bulacak mıyız, bulamayacak mıyız? Onu konuşacaktık. Dolayısıyla bugün şu da yanlış anlaşılmasın bu söylediklerimden. Ya Türkiye'deki ekonomi çok iyi. Her şey sorun yerli yerinde. O anlamda söylemiyorum. Evet. Ama bugün fiyatlar az mı çok mu, yüksek mi düşük mü, bunları konuşuyoruz. Doğru. Ama şurada da bir gerçek var. Emeklilerin hakkı en kısa zamanda ödenmesi düzelecek. Gerekir ki evet, Sayın düzelecek. Cumhurbaşkanımız da talimatını verdi. Bu da yapılıyor. 29 şimdi, Ekim'de zaten bir 5 bin liralık ikram yedir. Şimdi buradan, evet. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Bakın G20 zirvesi yapıldı. Normalde G20 zirvesindeki toplantıda konuşulanlar genelde daha ziyade temennilerden oluşan bir bildiri oldu. Şeydi, evet. Toplantıydı. Ama o G20 zirvesinden önce Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde yapılması gerekenler, yapılanlar ve yapılacaklar konuşuldu. Ne konuşuldu? Doğalgaz konuşuldu, petrol konuşuldu. Tamam. Niye konuşuldu? Çünkü Rusya'nın doğalgazı, petrolü var. Türkiye'de bu doğalgazın dağıtım üssü olacak. Olması konuşuldu. Evet. Şimdi bakın bize seçimden önce, biraz da siyasetini yapalım bunun. Tabii. Seçimden önce Ukrayna-Rusya savaşı çıktığı zaman Türkiye'deki muhalefetteki olan partilerin liderleri dedi ki biz tarafımızı hemen belli edelim. Evet. Niye belli edelim? Amerika Ukrayna'yı destekliyor. Avrupa Ukrayna'yı destekliyor. Biz de hemen onlarla birlikte onu destekleyelim. Bakın Amerika bugüne kadar bizi çok sevmedi. Biz de onları çok sevmedik. Avrupa Birliği de bizi çok sevmedi. Şimdi bu söyledikleriniz orada Avrupa Parlamentosu'nda karar alınıyor. Bu kararla yeni değil ki. 40 yıldır var. 60 yıldır var. Hatta öyle. 60 yıldan beri, 58'den beri bizi Avrupa Birliği'ne alacağız diyorlar. Birazcık mesafe kat ettiğin zaman efendim sizin şu 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 eksikleriniz var diyorlar. Bundan sonra da söylenecek. Dolayısıyla bunlar yeni değil. Ama bugün Avrupa Birliği'ne Sayın Cumhurbaşkanımız bir dakika ya ne oluyor dedi. Ne yapmak istiyorsunuz siz dedi. Hem de onlarla toplantıya gidiyor, hem de onlarla konuşmaya gidiyor. Dolayısıyla bu şimdi Putin'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız oraya gitti. Tabii Putin'in de işi zor. Çünkü biliyorsunuz daha önce o çok baskı altında, evet. Çok baskı altında olduğu gibi Wagner'in lideri orada öldürüldü. Orada bir ayaklanma oldu, bir şeyler oldu. Ama bakın buradan da şunu söylemek isterim ki Türkiye hiç olmadığı kadar hem iç siyasette olduğu gibi özellikle şu anda muhalefete sesleniyorum buradan. Türkiye'nin şu andaki dış siyasetinde mutlaka birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekir. Neden? Keşke. Neden? Yapmak zorundalar. Yapmazlarsa bakın bedelini öderler. Evet. Bunun bedelini dün ödediler. Bugün ödediler, yarın da ödeyecekler. Niye? Çünkü bugün Türkiye eğer onların söylediği gibi Ukrayna'nın yanında yer almış olsaydı, Türkiye tarafınızı, hadi siz madem istiyorsunuz biz de tarafımızı bellettik deseydi, Türkiye'nin ekonomisi ne olurdu ve dünyadaki bu tahıl koridoru açılmasaydı, Afrika'daki o insanların durumu ne olurdu? Bırakın Afrika'yı. Afrika'da Türkiye'nin zaten olacağı. Yokluk var. Avrupa'daki insanların durumu ne olurdu? Şimdi onun için Türkiye'yi idare eden Cumhurbaşkanımız ne dedi? Evet ben tarafım dedi.
Ama ben Türkiye'nin tarafıyım dedi. Ben kazan kazan mantığıyla aynen, Türkiye'nin yanındayım dedi. Şimdi Amerika bizimle hep cedelleşiyor. Avrupa Birliği bizimle cedelleşiyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın uygulamış olduğu ekibinin, dışişlerinin, içişlerinin uygulamış olduğu politikada ne var? Normal şartlarda birisi der ki ben Amerika madem bize böyle bir ambargo mu uyguluyor? Amerika bize yanlış mı yapıyor? Bizim F-16'larımızı mı vermiyor? Bizim F-35'lerimizi mi vermiyor? Biz de Rusya'ya yaslanıyor. Yapmıyor. Yapmıyor onu da. Ne yapıyor? Ona da dengeli bir politika uyguluyor. Diyor kesinlikle. Ki kardeşim bakın normal şartlarda sizin yapmış olduğunuz bu şantajlara rağmen ben de bu tarafa ama yapmıyor. Rusya'ya diyor ki bak diyor sen Ukrayna'da savaşta suçlusun. İki savaşan ülkenin dışişleri bakanlarını Türkiye'ye getiriyor. Dağıl koridoru. Bugün Amerika'ya gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika'ya bugün adeta bir nota verdi. Ama Amerika'da bugün bir açıklama yapıldı. Dikkat etmiştirsiniz. Dediler ki tahıl koridoru için biz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Çok büyük çaba sarf ediyor. Evet. Amerika açıklamayı, resmi açıklama yaptı. Amerika bu açıklamayı yaparken Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı? G20 zirvesi ile ilgili ve Rusya görüşmelerinde. Ya bakın bunları... O açıklama o kadar maalesef yani tarihsiz bir açıklama mı diyeyim hangi, yoksa... Hangi açıklaması talihli? Değil mi? Yani bu açıklaması talihsiz ama hangi açıklaması hiç talihli? Bakın daha iki gün önce, üç dört gün önce bir milletvekilinin çıkıp Türk askerine yapmış olduğu o hakareti. Aynen öyle. Bakın bugün olmuş, ben başka bir televizyonda önceki gün orada da söyledim, buradan da söylüyorum. Tanrı kulunu. Evet, o Sezgin Tanrı kulunun yapmış olduğu, bizim göz bebeğimiz ordumuza yapmış olduğu hakareti o gün Cumhuriyet Halk Partisi hem kurumsal olarak hem genel başkanı hem de grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları kalkıp şunu demeliydi. Bizim bu arkadaşımızla ilişkimiz kesilmiştir. Faik Öztrak özgürlük dedi. Hepsi özgürlük dedi. Bugün eğer bunu yapıyorlarsa onun söylediklerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da tüzel kişiliği de, genel başkan yardımcıları da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde bulunan, parti meclisindeki, MKYK'sındaki olan herkes bunu kabul ediyor sayıyorum ben. Değil mi? Maalesef. O zaman öyleyse kendisine gelecek. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız, biraz uzattım kusura bakmayın. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün seçim öncesi toplantılara gitti. İl il dolaştı. Doğru. Seçim zamanında 12 tane de yabancı ülkeye gitti. Ama onlar ne yaptılar? 12 tane yuvarlık masa toplantısı yaptılar. Altılı masa kurdular. Altılı masada kim aday olsunu konuştular. Ama Türkiye'nin Cumhurbaşkanı içeride bütün illere gittiği gibi yurt dışında da bütün toplantılara katıldı. Dediğim gibi Türkiye'ye yön tayin edenlere onlara kartlı cevabını verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği her ilde yol evet. yaptı. Yapılan yolların açılışını yaptı, köprülerin açılışını yaptı, barajların açılışını, tunellerin açılışını yaptı. Efendim doğal gaz çıkaracağım dedi. Gazın açılışını yaptı. Yerli arabanın yollara çıkmasını sağladı. Milli gemimizi denizlerde bütün vatandaşlarımıza ulaştırdı. Onlar da gittikleri yerde, siz dediniz ya evet. bu söylediği doğru mu? Onlar da miting yaptılar. Evet, ekonomik kriz var. Ekonomi kötü. Ekonomi iyi değil. Bütün dünyada öyle ama bizde de öyle. Bizde biraz daha fazla hissediliyor. Bugüne kadar muhalefetin ekonomiyle ilgili, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hiçbir şey söylediğini duydunuz mu? Yok, duymadınız. Söylemez. Neyi duydunuz? Diyarbakır'a gitti, miting yaptılar. Dediler ki eğer Demirtaş'ın çıkmasını istiyorsanız bize oy verin. İstanbul'a geldiler, miting yaptılar. Dediler ki Kavala'nın çıkmasını istiyorsanız bize oy verin. İzmir'e gittiler, KYK'ların dediler eğer geri dönmesini istiyorsanız bize oy verin dediler. Yabancıların gitmesini istiyorsanız, yabancı dedikleri de Müslüman, yani Suriyelilerin gitmesini. Aynı Suriyelilere biliyorsunuz bunlar ambargo uyguluyorlar. Fakat Türkiye bütün mazlumlara kucak açmış. İşte Ukrayna'dan 150 bin insan geldi, onlara da kucak açtık. Rusya'dan geldi, onlara da kucak açtık. Ama bunların derdi o değildi.
Dediler ki siz Suriyelilerin gitmesini istiyorsanız bize oy verin. Evet. Ekonomiyle ilgili hiçbir şey söylemediler. Türkiye'nin gündemiyle ilgili hiçbir şey söylemediler. Vatandaşın gündemiyle hiçbir ilgili bir şey söylemediler. Vatandaş da dedi ki ya dedi Allah'ım bunlar mı bizi idare edecek dediler. Evet. Ama ben şuna da hayret ediyorum. Gene de çok iyi oy aldılar. Kesinlikle. Şimdi bir 10 dakika sonra reklama gideceğiz. Zeki Bey'e yöneleceğim. Bu siyasi bölümü özellikle yerel seçim etkisinde değerlendireceğiz beraber inşallah. Zeki Bey, biraz önce Ali Bey'in de söylediği ve değerli milletvekilimiz Metin Tarhan'ın da söylemiş olduğu bir durum söz konusu. Dünyada bir değişim söz konusu. Ve Türkiye bu değişimi maalesef muhalefet cephesinden okuyamıyor. Bu bir gerçek. Ve Türkiye'deki birçok kesim bunu okumasına rağmen muhalefet bunu okumamakta ısrar ediyor. Türkiye bir dünya ülkesi noktasında ve çok ciddi bir dünya ülkesi olduğunu artık kabullenmeli. Ve vatandaşların da kendi programlarını, gelecekteki kariyerinden iş planına varana kadar, hatta evindeki ekonomiye varana kadar bir dünya ülkesi olduğu gerçeğiyle yapması gerektiğinin bir tablosu karşımızda. Bunu işte gaz jeopolitiğinde görüyoruz, bunu iş planlamalarında görüyoruz, finans sektöründe görüyoruz. Her türlü alanda dünyaya açılım var ve dünyayla bir entegre olmuş Türkiye var. Şimdi bu açıdan baktığımızda, yeni bir adım atılıyor. O da Sayın Hakan Fidan bunun altını çok güzel çizdi geçtiğimiz günlerde. Türkiye'nin Türkiye-Irak Kalkınma Yolu projesi. Bunun ekonomiye etkisi ne olur? İkinci bölüme ekonomiyle gireceğiz. Hiç olmazsa onun bir başlığını açalım. Evet. Önce 2022 raporu ile ilgili birkaç kelam edeyim. Yine bağlantılı zaten onunla söylediğiniz söz, söylediğiniz mesele. Şimdi bir kere bu yani Avrupa Birliği'nin hazırlamış olduğu bu raporların, raportörlerin kendi görüşleri. Yani çok da önemli bir aslında bakarsanız vesikalar değil yani bunlar. Bunu hazırlayan kişi de İspanyol Nacho Sanchez Amor diye birisi ve çok da önemli işler yapmamış. Yani kariyerinde çok önemli şeyler yapmamış. İspanyol Sosyalist İşçi Partisi mensubu bir vatandaş. Çok da tamam gelmiş Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği de kabul etmiş ama yine de baya bir çekimser var, baya bir ret oyu var. Ona rağmen yine kabul edilmiş. Şimdi Türkiye'nin zaten şu andaki konumundan dolayı yani hem işte gaz meselesi var, gıda konusunda, işte savunma sanayi konusunda, ondan sonra işte ticari noktada yani ekonomik olarak da güçlendiğinden kaynaklı olarak Türkiye artık yani bir zorluklar çıkarılması için uğraşılan bir ülke haline geldi. Eskiden çok fazla zorluk çıkarılmıyordu. Yani şimdi Allah aşkına Avrupa Birliği'nin Kıbrıs gibi bir yeri mesela Avrupa Birliği'ne dahil etmesi kadar tam saçma bir şey olabilir mi? Yani etmediler mi? Ettiler. Ettiler. Yani peki Kıbrıs'ta şu anda neresi ne geçerli mesela oradaki anlaşmalarla işte ne anlaşmasıydı şu andaki geçerli olan hani Türkiye'nin, İngiltere'nin ve Yunanistan'ın garantörlüğündeki olan o anlaşma meşhur var ya 1960'larda mıydı neydi işte o şimdi hatırımda değil. Yani mesela orada Birleşmiş Milletler geliyor 60 yıldan beri orada. Güya barışı tesis edecekler ama mesela insani bir yol için bile kavga çıkarabiliyor. Türk askeriyle karşı karşıya gelebiliyor. Yani her türlü şekilde yani bizim karşımıza Batı, Amerika ve Avrupa Birliği'ni ayırt etmiyorum yani bu anlamda. Ali Bey'in söylediği gibi artık evet. Şaşırmıyoruz. Evet, evet yani ama bunlar Türkiye'yi güçlendirir. Aynen. Ve güçlendirir. Zaten Türkiye'nin güçlendiği için bunlar oraya. Biz 60 yıldan beri bizi oyalıyorlar. Bunu siyasi dünyadaki politik dergilerin birçoğu artık dile getirmeye başladı. Özellikle evet. Fransa'nın gücünü kaybetmesiyle, Avrupa Birliği'nin gücünü kaybetmesiyle Türkiye'nin yıldızı parlıyor dedikleri Foreign Policy'den tutun. Hollanda'nın gazetelerinin, NZZT'nin bugünkü makalelerinde bile var bu yani evet. Sonuç olarak. Evet yani ve bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın tepkisi çok manidar. Yani ben size söyleyeyim. Kesinlikle. Yani, çok ciddi okul. O kadar hatta soruyu soran gazetecinin sorusundan daha kısa bir şekilde yani o daha uzun bir soru evet, sordu. Evet, evet, evet. Sayın Cumhurbaşkanı o kadar böyle sinirli bir şekilde cevabı. Bunun bir altyapısı var tabii bir geri planı var. O şekilde
Yani cevap veriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Ve dedi ki kendileri, yani açıkça şunu söylemek istedi. Alırlarsa kendileri kazanırlar, almazlarsa kendileri kaybederler dedi. Yani çünkü Batı her zaman ikiyüzlü davrandı. Ne zamandan beri, yıllardan beri tam Türkiye'yi kapısında bekletiyor. Dediğim gibi işte Kıbrıs'ı alıyorlar. Yani Türkiye'nin güçlenmesi, Türkiye belki hatırlarsınız ilk Avrupa Birliği görüşmeleri sırasında şöyle bir kelam da etmiş Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman daha başbakan da değildi herhalde bildiğim kadarıyla. Abdullah Gül başbakandı o zaman. Şu şekilde Maastricht kriterleri olmazsa ne yaparsınız? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki Maastricht kriterleri olmazsa Ankara kriterleri olarak biz yolumuza devam ederiz. Yani uygula, evet o şekilde söyledi ve şu anda biz aslına bakarsanız Ankara kriterlerini bir bakıma uyguluyoruz şu anda. Ve buna rağmen 20 yıldan beri güçlenerek geldiğimiz için bize işte kılınız var, tüyünüz var falan şeklinde. Ne yapsak şimdi, beğenmediler ki zaten. Evet ve mesela şimdi bu adamın mesela bu raporu hazırlayan kişinin ben hangi kaynaklarla, hangi kişilerle irtibat kurduğunu ve bu verileri nereden aldığını tahmin edebiliyorum az buçuk yani. Değil mi? Hani bu raporu hazırlarken yani. Şimdi gelelim Irak'la. Gerçi herkes tahmin ediyor onu. Efendim? Herkes tahmin ediyor. Tabii ki işte yani herkes tahmin ediyordur. Ondan dolayı da bu şekilde bir rapor ortaya yani çıkıyor. Şimdi bu söylediğiniz Irak, Türkiye yolu bizim biliyorsunuz İpek yolunun şu andaki yani şu andaki şu 20. yüzyıla 21. yüzyıla bir uyarlaması aslına bakarsanız. Doğru. Ha, bunun alternatifi olarak yine Batı'nın ikiyüzlülüğüyle bazı yerlerden geçirme gayreti var mı? Var tabii. Var. Ne var mesela? İşte Akdeniz üzerinden geçirme. Türkiye'yi güya bypass edecekler. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani çok basit bir örnek veriyorum. İsrail petrolü Avrupa'ya taşımak için uzun uzun düşündü. Dedi ki biz dedi Türkiye'den geçirmeyeceğiz dedi. Kaç liraya mal ettiler? 40 milyar dolar. Türkiye'den geçirdikleri zaman maliyetine 2,5 milyar dolar. Ve sonunda döndüler geldiler. Mecbur. Netanyahu efendi gelecekti zaten biliyorsunuz sağlığını sebep göstererek gelemedi. Ama gene gelecek Türkiye'ye. Mecbur. Ve o bizim Türkiye'nin çok yakın bir zaman içerisinde ben yapılacağına inandığım gaz merkezi olma yolundaki adıma bir katkı da Sayın Netanyahu koyacaktır. Bunu çok eminim yani. Irak'la Türkiye bu konuda, bu yol konusunda uzun süreden beri çalışıyorlar. Çok, çok. Ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, hepsi. Kesinlikle. Katar. Yani burada bildiğim kadarıyla hem karayolu hem de tren yolu, raylı sistem olarak yapılıyor. Ve çok müthiş bir şekilde Türkiye'nin ekonomik gücüne güç katacak bir proje. Ve şu ana kadar bildiğim kadarıyla yani bilmiyorum yanılıyorsam yani yanılmayayım ama 15 milyar dolar gibi 15,5 milyar dolar gibi bir para harcandı. Doğru. Bunun için bu proje için. Ve bu eğer hayata geçerse önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin artık yani buradan Asya'ya, Orta Doğu'ya yani birçok yere ticari olarak mallarını taşıması veyahut da alınması konusunda müthiş bir yol olacak ve Türkiye'nin önünün 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde bu projeyle birlikte çok daha birkaç katı daha yukarı çıkacağına inanıyorum ben. Kesinlikle. Ali Bey'in söylemiş olduğu şeyin altını çizmekte çok büyük fayda var. Biraz önce söylediği şey milli birlik beraberliğin oluşacağı bir nokta. Evet. Türkiye'deki bu durumun çok iyi okunması gerekiyor. Özellikle de vatandaşlarımız tarafından da çok iyi okunması gerekiyor. Artık Türkiye çok ciddi anlamda bir geçiş ve temel atma. Türkiye'nin gerçekten yeni yüzyıl, Türkiye yüzyılı dediğimiz noktanın temeli atılıyor aslında. Ve ekonomik anlamda da bu noktada yani ne kadar muhalefet olursanız olun, ne kadar farklı görüşte olursanız olun, bu ülkede yaşıyorsanız, bu bayrağın altında hangi görüş, inanç hiç fark etmez. Bu bayrağın altında yaşıyorsanız siz bu ülkenin topraklarına, bu ülkenin insanlarına fayda edecek bir projeye hayır diyemezsiniz. Bu ciddi anlamda işte tamam ekonomik sürecin çok ciddi sıkıntılarını çekiyoruz. Birçok dünya ülkesinden daha fazla hissediyoruz şeklinde de okunabiliyor ama dünyada da çok ciddi bu ekonomik krizi çeken ülkeler var. Açlık çekmiyoruz her şeyin ötesinde. Yani en azından ekmeğimiz, bulgurumuz, her şeyimiz, evimizde çorbamız kaynıyor çok şükür ki. Ama
gidelim bakalım. Yani öyle Afrika veya Senegal gibi ülkelerden bahsetmiyorum. Avrupa Birliği'nin bağlı olduğu birçok ülkeye gidin. Romanya'nın bir köyüne gidin bakalım neler çekiliyor. Bunları bir görebilmek lazım. Ve bu noktada milli birliğin tesis edilebilmesi için de çok ciddi anlamda adımların atılması ve bu noktanın da çok iyi anlatılması gerekiyor. Ben şimdi iş politikaya daha sonra gireceğiz diye girmek istemedim yani. Ama milli birliğin tesis edilmesi için milli bir muhalefet olması gerekiyor. Yani onun için de bu adımların atılması için gerçekten muhalefetimizin de milli biraz olması da vicdan gerekiyor. Olması lazım. Yani o kadar başarının yani en azından bir teşekkürü edilmesi lazım. Orada binlerce insan çalışıyor, binlerce alın teri var, binlerce emek var. Kardeşim bir iki cümleyle bu kadar hiç sayamazsınız, yok sayamazsınız ya. Yok sayamazsınız. Yani sizin belinizi, sırtınızı yasladığınız partiler bile neredeyse teşekkür eder hale geldi. CHP'den daha bir tane teşekkür görmedik. Yani TOK içinde görmedik, doğalgaz içinde görmedik, yapılan yatırımlar içinde görmedik ama... Yani hakikaten Anadolu irfanı dediğimiz bir nokta dedi bu her zaman ortaya çıkıyor. Ama gençlerin de özellikle buradan gençlere de seslenmek istiyorum. Gerçekten bu ülkede bir şey yapmak istiyorsanız, vatanınızı, milletinizi, bayrağınıza sahip çıkmak istiyorsanız yapılan çalışmaların da hakkını vermeniz gerekiyor. Siz de kendinizi yetiştirip bu ülkeye fayda sağlamanız gerekiyor. Evet yavaş yavaş arkadaşlar kaç dakikamız var? Girebilir miyiz? Evet. Kısa bir aramız olacak. Kısa bir aradan sonra Türkiye'nin ekonomik süreciyle ilgili ayrıntıları paylaşmaya devam edeceğiz. Merhabalar değerli izleyiciler. Gündem Özel'de sizlerleyiz. Avukat Metin Tarhan, AK Parti MKYK üyesi, Ali Turan, 24. dönem Sivas AK Parti milletvekili ve Sayın Zeki Gümüş, gazeteci yazar bizlerle beraber. Değerli izleyiciler, ilk bölümde G20 zirvesi, Avrupa Parlamentosu'nun raporu, Türkiye'nin doğalgaz, jeopolitik konumu ve ekonomi etkileriyle beraber Türkiye-Irak Kalkınma Yolu projesinin detaylarını biraz değerlendirme fırsatı oldu. Ve ülkemize döndüğümüzde ülkemizin ana gündem maddelerinde özellikle de halkımızın ana gündem maddesi ekonomi. Ekonomi noktasını biraz bugün biraz daha detaylandıracağız. Bu yapılan bütün yatırımlar ve oluşturulan programlar çerçevesinde ekonominin düzelme ihtimalleri ve süreçleriyle ilgili değerli konuklarımıza yöneleceğiz. Metin Bey siz de başlayalım bu bölüme. Şimdi fiyat istikrarı noktasında pandemi sürecinde özellikle çıkış sürecinde AK Parti'nin yapmış olduğu bir çalışma vardı. Fiyat istikrarı yasası. 18 Ağustos 2022'de hatırlıyorsam yanlış hatırlamıyorsam CHP'nin itirazıyla bu yasa kaldırıldı. Şimdi ekonomik gelişimlere baktığımızda özellikle de deprem sonrasındaki fiyat boyutuna baktığımızda ve küresel resesyonun Türkiye'ye etkisiyle beraber Türkiye'de aşırı fiyat dalgalanmaları, fırsatçılık boyutunda krizler ortaya çıktı. Özellikle konutlarda ve gıdada bu sıkıntıyı yaşamaya başladı vatandaşlarımız. Bu iptal belirlen yani niçin iptal edildi? Baktığımızda herhalde gelecekle ilgili bazı planlar ve projeler vardı ki iptali için bu kadar baskı yapıldı diye insan düşünmeden edemiyor. Hani diyorlar ya şimdi işte bir fiyat istikrarı yasası çıksın, çıkartılırsa yine iptal noktasına giderler mi? O da ayrı bir konu. Siyasi cephesini bırakırsak yapılan programlara Sayın Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası ile ilgili baktığımızda ciddi programlar var. Ve bu programlar çerçevesinde de tavizsiz uygulama söz konusu. Ve yabancı yatırımcıların da bu programa güven noktasında herhangi bir problemi olmadığı gözüküyor. Yani finansal açıklamalara baktığımızda yurt dışında, özellikle yatırımcı açıklamalarına baktığımızda. Bir de şu gerçeği de görmek gerekiyor tahminimce. Sadece Amerika, Avrupa Birliği ve Batı bloku ülkeler değil, şu anda Doğu'da özellikle ve Orta Doğu'daki ülkelerin ekonomi noktasında ciddi anlamda bir düzenleme ve bu noktada bir işbirliği yani bir dünya boyutundaki ticareti Türkiye ekonomik programıyla da ortaya koymaya başladı. Görüşmeleriyle, yapılan anlaşmalarla baktığımızda özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile olan bölümde. Bütün bunların etkisi vatandaşımıza ne zaman yansır?
Yani şimdi çok özetle ekonomi siyasetten soyutlanamaz. Yani kesinlikle. Evet, siyaset ekonomi belirler, ekonomi üzerinden de siyaset yapılır. Şimdi Türkiye'nin az önce dünyadaki rolünden söz ettik. Yani Türkiye kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya öğrendi. Türkiye kendisinin farkına vardı. Zenginliğinin potansiyelinin farkına vardı. İşte Türkiye-Irak kalkınma yolu. Düşünün, Körfez ülkelerinde Basra'dan başlayacak, Kafkaslardan, Hazar Denizi'nden, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan Çin'e kadar gidecek. Yani bunun altyapısı hazırlarını ve bu transit ülke olma özelliğimizi ticarete dönüştürebilecek bir düşünüş bu. Yani her potansiyelimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. İşte doğalgaz depolama alanı olabilir mi? İşte Sayın Putin'in açıklamasından sonra yok olmadı. İşte ticaretini sağlayabilecek bir durumda olsun. İsrail gazından söz ediyoruz. İşte Doğu Akdeniz'de çıkardığımız doğalgazdan söz ediyoruz. Petrol kaynaklarımızdan söz ediyoruz. Avrupa Birliği ile ilişkileri hiç kuşkusuz, ona da değinmekte kısaca bir yara var. Şöyle, yani ekonomik yönlü olduğu için. Yani biz Avrupa Birliği'nin kapılarını 1959'da kuruluyor ve biz hemen Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak kuruluyor. Biz hemen ortaklık başvurusunda bulunuyoruz. 63'te Ankara Anlaşması yapılıyor ve 64'te yürürlüğe giriliyor. Bir yol haritası belirlenmek üzere de 70'te karma protokol yapılıyor. İşte 87'de tam üyelik başvurusu yapılıyor. 99'da aday ülke oluyor. 2005'te görüşmelere, müzakerelere başlanıyor vesaire. Şunu şu anlamda söylüyorum. Yani özellikle son iktidar dönemimizde Türkiye'nin yararına olabilecek her türlü faktörü değerlendiriyoruz. Biz Avrupa Birliği'nin kapısında bekleyebilecek bir millet değiliz. Ama bekliyoruz. Ve samimiyetle biz Avrupa Birliği'ne üye olmak için yol yürüttük. Avrupa Birliği de bir şekilde bizleri almak potansiyelimizi farkında alacaklar. Ama kendileriyle uyumlaştırılmış, kendilerinin önüne geçmeyecek etkisiz bir ülke olarak almak istiyorlar. Türkiye de bunu kabul etmiyor. Dışişleri Bakanlığımızın sayfasında açıklandı. Doğru. Yani çok özet bir cümle var orada. Biz zaten Gümrük Birliği ile vizesiz serbest dolaşım konusunda müzakere ediyoruz. Bu ayrı bir konu olarak gidiyor. İsveç'in üyeliği, NATO üyeliği konusunda da gündeme getirildi. Dolayısıyla Gümrük Birliği bizim için çok önemli. Yani kesinlikle. O bile Avrupa ile ilişkilerimizi sıkıntılı konuma getirebilecek boyutta bir durum. Türkiye'nin aleyhine şu anda işliyor. Avrupa ile bizim ilişkileri koparma şansımız olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği şey şu. Yani biz Avrupa Birliği'ne samimiyetle üye olmak istiyoruz. Onlar bizi uzaklaştırmak istiyorlar. Neticede ne olacak yani? Onurlu bir milletiz. Yani uzaklaşacaksak ona göre bir müzakere edip bir karar vereceğiz. Yani bekleyecek halimiz yok. Anlaşmazlık düşmanlık değil. Evet, evet. Yani ekonomi, şu gelecek ekonomik süreçte ülkemiz açısından Avrupa'ya bu pandemi sonrası yakınlık nedeniyle iyi bir tedarik ülkesi olacağız. Avrupa'nın üretimine tedarik ülkesi olacağız. Ve birçok tedarik ürünü Türkiye'de üretilecek. En azından gazı işte temin ederek Avrupa'ya biz ulaştıracağız. Bizim topraklarımız yani üzerinde ağırlıklı gitmiş olacak. Alternatif projeler tutmadı zaten. Bu bakımdan Avrupa ile olan ilişkilerimiz sadece siyasal değil, ekonomik içerikli de olduğundan dolayı Avrupa ile bizim çalışmalarımız devam edecek. Bunu niye değindim böyle genel olarak? Uluslararası, ulusal tüm kaynaklarımızı değerlendiriyoruz. Ve gerçekten de bunun için yapıyoruz. Ülkemizin refahı için yapıyoruz. Geleceği için yapıyoruz. Ve Türkiye gerçekten de büyük bir ülke. İyi bir coğrafyada. Sizin de ifade ettiğiniz gibi temel özelliği şu. Biz 85 milyon bütün olarak kaldığımız sürece, bir millet iradesi altında, evet, çerçevesinde kaldığımız sürece bu güzel coğrafya bizi iha edecek. Sıkıntılarımız kesinlikle var. Sayın Cumhurbaşkanımız çok ifade ediyor ve birazcık sabır istiyor. Ve biliniyor. Yani halkımızın gerçekten de temel tüketim maddelerine bile dönem dönem ulaşmakta zorlandığı süreçlerin yaşandığının farkındayız. İşte bu kira
burada fırsat kullananlar vesaire. Dolayısıyla iktidar olarak biz bunun farkındayız ve bunun düzelebileceğine inanıyoruz. Bugün Mehmet Şimşek, Sayın Maliye ve Hazine Bakanımız bir şey söyledi. Yani bu yılki ihracatımız 1 trilyon 100 milyar olacak kaba olarak. Ve bu 3 yıllık orta vadeli program sonrası, yani 2026'da Dünya Bankası'nın belirlemiş olduğu kriterlere göre üst gelir grubuna geçen, yani ki fert başına düşen milli gelir açısından veya milli hasıl açısından üst gelir grubuna geçecek şekilde ihracatımız planlanıyor ve bu tutacak. Dolayısıyla bizim yeni kabinemiz çok deneyimli bakanlardan oluştu ve çok deneyimli bürokratlar geldi. Tarımda, sanayide, işte kira problemini ortadan kaldırmak için imar ve çevre konusunda, ki iklim değişikliği belli başına birçok şeyi etkiliyor. Ekiyorsunuz, işte ufak bir düzensiz yağış o ektiğinizi de heba ediyor. Türkiye bu alanda hem ulusal çalışıyor hem uluslararası çalışıyor. Yani ekonomideki sıkıntıların giderilebilmesi için akla gelebilecek her türlü tedbir alınıyor. Ya mesela bazı fiyatlarda, özellikle gıda ve tüketim fiyatlarında alt barem üst barem dediğimiz bir nokta, fiyat istikrarının sağlanmasını oluşturacak programlar mutlaka düşünülüyordur. Yani biz burada konuşuyoruz noktasında değil bu. Mutlaka düşünülüyordur ama vatandaş hakikaten yani öyle bir boyut oluyor ki, bir de özellikle bir an evvel düzenlenmesi gereken cezai yaptırımlar ve infaz noktalarının da düzenlenmesi gerekiyor. Geçen Cumhurbaşkanımız da değindi bu konuya. Bu konuyla ilgili çalışmaların olacağını belirtti. Yani insanlar, yani sonuçta her zaman siyasetçilerin söylemiş olduğu bir şey var. Buzdolabı meselesi. Yani insanlar o buzdolabını açtıklarında siyaset aslında orada başlıyor, bitiyor. Yani bütün mesele orada aslında. Fiyat istikrarını getirmek tekrar çok mu zor? Şöyle çok zor değil. O iptal gördü. Yani muhalefet şu anda hayat pahalılığını kullanıyor. Çok ciddi ama ona yönelik de bir çözüm üretilmiyor. O çözüm fiyat istikrar yasası düzenlemesi yapılırken mutlaka bu ekonomiyi işte bir sabote etmeye çalışan işte fırsatçıların yanında ondan siyasi olarak nemalanacak odakların önüne geçmek anlamında da bir düzenlemeydi. Ve bu bilinçli de yapılıyor. Yani sadece böyle ekonomik fırsat yakaladım da ben işte bunu satayım para kazanayım noktasında değil. Değil tabii onun ki. Yanında siyasal güç de kazanmak, iktidarı zayıflatmak anlamında da yapılan çalışmalar. Hiç kuşkusuz biz kira konusunda işte bir limit artışı getirdik ama çift yönlü. Bu kez de mal sahipleri yakınmaya başladı. Evet. Mutlaka bir sıkıntıdan söz ediliyor o alanda da. Yani doğrusu şu ve biz de onu gördük. Mutlaka yasal tedbirler alınıyor. Ticaret Bakanımız, Sanayi Bakanımız çok ciddi idari düzenlemeler de yapılıyor. Evet. Denetimler de var. İdari meydeler de uygulanıyor. Gerekirse parlamento da çalışır. Ama asıl olan Türkiye'nin üretimini artırması. Kesinlikle. Ve bunun altyapısının oluşturulduğunu çok büyük bir sevinçle söyleyebilirim. Doğru. Birazcık bir müddet daha, çok kısa bir müddet daha milletimizin sabrına ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talep ettiği budur. Mutlaka bütçe imkanları dahilinde emekli, asgari ücret vesaire düzenlemeleri ve düzeltmeleri yapılacak. Ama arzı arttırmadığımız müddetçe böyle idari tedbirlerle, yasal tedbirlerle sonuca ulaşmamız çok kolay olmuyor. Biz arzı üretecek, arzı artıracak şekilde ekonomimizin altyapısını oluşturduk. Çok iyi bir kadromuz var, iyi bir ekibimiz var. Uluslararası güven de oluşturuluyor. Türkiye'nin tasarruf eksikliğinden söz ediliyor. CDS primimiz düştü ve biz artık uluslararası piyasalarda ucuz para temin etme noktasına geldik. İhracatçılarımızı desteklemek anlamında işte seçici projeler ilan ettik. Tarımımızı planlıyoruz. Yani gerçekten de bu çok önemli. Bu ihtiyaç başlı başına bir program aslında. İlk bir şey. Bakanımız yakın bir zamanda Iğdır'daydı. Iğdır Ovası'nın şu zamana kadar çok doğru dürüst değerlendirilmediği, sulamaya ihtiyacı olduğunu ve her noktada her şeyi değerlendirerek bu hayat pahalılığını, geçim derdini ortadan kaldıracak tedbirlere doğru hızla gittiğimizi ifade edeyim. Evet.
İnşallah daha da en kısa zamanda bu dediğimiz noktalar oluşur. Çünkü vatandaşın beklediği aslında ciddi anlamda bu özellikle fırsatçılık çıkınca ev sahipleri konusunda kiracı ev sahibi kavgaları, cinayetleri söz konusu olmaya başlayınca artık masaya vurulması noktasında ki Cumhurbaşkanımız da bu noktada gerekli bütün tedbirleri acil gündem. Cumhurbaşkanımızın bilhassa gündeminde acil gündem olarak tutuyor. İşte bütün mesele zaten şöyle bu çünkü nokta. İnşallah en kısa zamanda ki Sayın Ömer Bolat'ın ekiplerinden denetimlerin arttığını çok net görüyoruz. Kirayla ilgili ilk manipülatör de çok ciddi bir rakam ceza kesildiğini geçtiğimiz günlerde bültenlerimizde aktardık. İnşallah devamı da gelecek bu konuda. Şimdi Ali Bey, sizin bu konuyla ilgili çok ciddi halkın arasında, yani bütün milletvekilleri gibi halkın arasında çalışmalarda bulunduğunuzu biliyoruz. Seçim öncesinde de, genel seçim öncesinde de, sonrasında da halkın arasında fiyat boyutunda, ekonomi anlamında vatandaşların taleplerini mutlaka dinliyorsunuz, görüyorsunuz, görüşüyorsunuz. Baktığınız zaman vatandaş yine güveni ve yapabilecek ekibi AK Parti'de gördü ki genel seçimlerde tekrar iktidara getirdi. Sizin öncelikle ele alınması gereken ekonomiyle ilgili yapılması gereken noktalarda düşünceniz nedir? Yani tamam, Mehmet Şimşek ve ekibi bu konuda gerekli programları yapıyor ama olur da yani bu noktada dile getirdiğimizde de not alınarak alınıp İlk etapta ortaya konulması gereken vatandaşın gözüyle içinde olduğunuz için söylüyorum. Neleri görüyorsunuz efendim? Şimdi öncelikle şu hakkı teslim edelim. Bu Türkiye'deki ekonominin bu şekilde bir oynaklığı gerçekten vatandaşta bir büyük bir sıkıntı oluşturdu. Kesinlikle. Ama daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bu asgari ücret konusunda inisiyatif kullandı. Diğer taraftan asgari ücreti şöyle söyleyeyim, 1,5 yıl önce asgari ücret 2800 liraydı. Evet, evet. Bugün 11 bin lira çok değil. O bile yetmez. Hı-hı. Ama bakın artış oranına baktığınızda ciddi bir rakam. Artış yani oranını söylemek adına söylüyorum bunu. Diğer taraftan en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak dendi. Hı-hı. Emekliye de %25 zam verilecek dendi. Hı-hı. Ama buradaki bu kök meselesi yüzünden, kök maaş meselesi yüzünden dengesizlik oldu. Burada 7000 en düşük emekli maaşı da tabii bu arada 2500 liradan 7500 liraya geldi. Ama bu son zamda %25 zamdan emekli istifade edemedi. Bu da çok büyük bir kesimi etkiledi, temsil ediyor. Evet. Dolayısıyla buradan açık ve net söyleyeyim. Çünkü camiye gidiyorum, cemaat etrafımı sarıyor. Değil mi? Siz değil bu konuyu niye dile getirmiyorsunuz diyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun talimatını verdi. Hı hı. İnşallah en kısa zamanda meclis açılır açılmaz 1 Ekim'de bunun çalışmaları başlayacak. Evet, evet. En düşük emekli maaşı alan, 7500 lira alanlar da bundan sanırım istifade edecek, faydalanacak. Ama o çalışma devam edecek ki inşallah bu yılbaşındaki yapılacak zamda da çok daha farklı olacak. Bunu teslim bir edelim. Ekstra bir ikramiye de söz konusu, evet, zaten. Şimdi buradan ekonomi ekonomi evet, bütün dünyada olduğu gibi bizde de var. Ama bizdeki ekonomi biraz daha farklı oldu. O da şahsen benim de kabahatim var. Herkes burada millet olarak bizim bu zor günlerde hakikaten imece usulüyle, hı hı, biz bu zor günleri aşmasını bilen insanlarız. Şimdi daha önce de bu ülke krizler yaşadı, savaşlar yaşadı. Çok zor günler geçirdik. Biz bu zor günleri de atlatacağız. Mutlaka. Bugünkü zorluk şu. 20 yılda Türkiye'nin standartları çok yükseldi. Türk insanının standartları çok yükseldi.
Türk insanının standartları yükseldiği için alçaktan düşmek çok bir şey fark etmiyor. Ama yüksekten düşmek insanları etkiliyor. Biraz yaralıyor. Etkiliyor. Yaraladığı için de bu konuda sanki hiç bizim Türkiye'de kriz olmayacak, o olmayacak gibi bir algı oluştu. Niye algı oluştu? Çünkü 21 yıldır AK Parti iktidarda. Şimdi Türkiye'nin daha önceki dönemini eğer biz göz önünde bulundurursak, takdir ederseniz ki Türkiye'ye bir IMF geliyordu. IMF'in de hiç kimsenin unutan, bizim yaşlardaki, bizim jenerasyonun unutmayacağı bir isim vardı. Cotarelli. Türkiye'ye geliyordu. Türkiye'de eğer toplantıdan çıkarken mimiklerinde böyle hafif bir gülümseme varsa borsa çıkıyordu, dolar düşüyordu. Surat asıksa dolar çıkıyordu, borsa düşüyordu. Türkiye'ye 500 milyon dolar parayı gönderirse Türkiye'deki memurun, emeklinin maaşı veriliyordu. Değil mi? Türkiye'nin nüfusu 63 milyondu. Türkiye'de gayri safi milli hasıla 230 milyar dolardı. Dolar 1500 liraydı. Türkiye'nin toplamda gayri safi milli hasılası TL, dolar olarak 230 milyar dolardı. TL olarak da 345 milyar dolardı. Bu kadar. Nüfus da 63 milyondu. Bugün nüfus 85 milyonun milli üstünde. Milli gelire baktığınızda of. Bugün nüfus 85 milyonun üstünde. Milli gelir, biraz önce Metin Bey'in söyledi, milli gelir 1 trilyon 100 milyar, 100 milyar dolar olacak. Çok ciddi rakamlar. Şimdi böyle olunca 1 trilyon doların üstüne 1 trilyon 100 milyon dolar. Yani üst seviye ülkeleri. Evet. Şimdi muhalefete sorduğun zaman diyor ki milli gelir 2003'te 2002'de kişi başına düşen milli gelir 3500 dolardı. Bugün niye 10 bin dolar? Ya 2003'te milli gelir 3500 dolardı. Bugün 11 bin dolar ama nüfus da %30 arttı. Etkenleri var tabii ki. Etkenleri var. Şimdi bakın Türkiye'nin o günden bugüne geldiği noktada rahmetli Demirel, Ecevit, rahmetli Erbakan Hoca, işte rahmetli Özal. Türkeş, Özal, hepsinin bir şeyi vardı, lakabı vardı. Mesela Erbakan Hoca'nın sanayi hamlesiyle bir şeyi vardı, tanınırlığı vardı. Ecevit'in işte edebiyatçılığıyla bir tanınırlığı vardı. Rahmetli Demirel'in tanınırlığı neydi? Özal Türkiye'yi gerçekten dünyaya açtı. Evet. Hiç kimsenin bunu inkar etmesi mümkün değil. Cebinde 100 dolar, 1 dolar dolaştıramazdın Özal'dan önce. Evet. Yani Türkiye'deki yasaklı şeyler gibiydi. Aynen öyle. Şimdi bunlar inkar edilemez. Ama Demirel'in lakabı neydi? Barajlar Kralı. Evet. Barajlar Kralı dediğiniz sayın rahmetli Demirel 40 tane baraj yapmış, baraj kralı olmuştu. Ben geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı Artvin'e gittiğinde yapılan, seçim evet. öncesi Artvin'e gittiğinde 609. barajı aşmış. 40 baraj 609. 609. barajı aşmış. Yol dersen 2001'de parti yeni kurulduğu zaman, partiyi kurduğumuz zaman Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman genel başkanken biz ilk fırsatta Türkiye'ye 15 bin kilometre bölünmüş yol yapacağız dediğimiz gülüyorlardı. Bugün 30 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Türkiye'de biz Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman dedi ki biz 500 bin konut yapacağız dedi. Bugün 1,5 milyona yakın konut yapıldı. Doğru. 1 milyon 300 bini geçti. Şimdi köprüler, bir Bolu Dağı tüneli vardı hatırlarsınız değil mi? 16 tane hükümet geçmiş üstünden. Şimdi Bolu Dağı tüneli gibi 500'e yakın tünel yapılmış. Hem de ne tüneller? Orası 3 kilometre, 10 kilometre, Kuvit tüneli herhalde 9 kilometre. Onun gibi 500 civarında tünel yapılmış. Şimdi organize sanayiler. Organize sanayiler bütün illerde olduğu gibi bazı illerde 2, 3, 4 tane.
Doğru. Doğru. Şimdi o zaman ihracat yapan il sayısı belliydi. Bugün Türkiye'deki bütün iller ihracat yapıyor. Ve hedef koyuyor. Hedef koyuyor. Hedefini artırıyor. Şimdi bakın, bunlar yapılırken de iki tane önümüzde engel vardı. Bir, birincisi bütün güçler birleşiyordu. Onlar, çünkü AK Parti iktidara geldiği zaman AK Parti'yi onlar kiracı, kendileri de ev sahibi olarak görüyorlardı. Ama baktılar ki bunların gideceği yoktur. Bunların en fazla 3 ay, 4 ay, 5 ay sürer. Bunlar çeker gider dediler. Ama 21 yıl oldu bu parti iktidarda. Dolayısıyla bunlar yapılırken de bir, her attığın kazmayı vurduğun yere Cumhuriyet Halk Partisi mahkemeye gitti. Yürütmeyi durdurma. Şimdi sadece İstanbul'dan bir örnek vereyim. Şimdi İstanbul'da 3. köprüye karşıydı bunlar. Kuzey Marmara'ya karşıydı bunlar. Marmara'ya karşıydı bunlar. Avrasya Tüneli'ne karşıydı bunlar. Metrobüse karşıydı bunlar. Ya şimdi bir düşünün. Bunlar olmasa. Bunların o saydıklarım, havaalanına karşıydı bunlar. O daha önemli. Doğru. Osman Gazi Köprüsü'ne karşıydı bunlar. Şimdi havaalanına, İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na gitmek, girmek, çıkmak, orada bir gerçekten farklı bir şeydi. Atmosferdi. Şimdi dünyanın en büyük havaalanlarından birisini yapıyorsun. Bunları yaparken de yap işlet devret modeliyle yapıyorsun. Şimdi çoğunun devlete yük olmadan, evet. Devlete yük olmadan diyor ki kime yaptırdınız? Ya kime yaptırırsan yaptırın. Bakın yapılmış havaalanını mı? Bugün o gün havaalanı İstanbul Atatürk Havalimanı Türkiye bütçesine 160 milyon dolar kira ediyordu. Yani geliri 160 milyon dolardı yıllık. Bakın İstanbul Havalimanı yapıldı. İstanbul Havalimanı'nı yapan firma devlete 30 milyar dolar, 20 yılda 30 milyar dolar, yani yılda 1,5 milyar dolar para ödüyor devlete. Orada çalışanlar, oranın katma değeri, ödenen vergiler, İstihdam, onlar hariç hem de kendi parasını alacak bu arada. Değil mi? Devlete yük olmadan. Ama öbür tarafta havaalanının Türkiye'ye katkısı, bütçeye katkısı 160 milyon dolardı. Şimdi düşünün, havaalanı yoktu, 3. köprü yoktu, Osman Gazi yoktu, Kuzey Marmara otoyolu yoktu. Arı gibi işliyor Kuzey Marmara yolu. Şimdi Avrasya Tüneli yoktu, Marmara'yı yoktu. Ya ne olurdu bu İstanbul'un hali? Bırakın Türkiye'nin halini. Ne olurdu? Hiçbir iş yapamaz hale gelirdi. Evet. Şimdi kalkıp bunlar, siz biraz önce bir şey söylediniz. Buzdolabı dediniz. Evet. Vatandaş buzdolabını. Ya şu seçimde bir seçim atlattık. Şu seçimde muhalefet kimdi biliyor musunuz? Ekonomiydi. Ekonomiydi. Tek ekonomi. Bizim muhalefetimiz ekonomiydi. Ekonomi olduğu için onlar da şunu dediler. O şeyler, kamuoyu yoklamacıları çıktı, kamuoyu yoklamalarını açıkladılar. Dediler ki %60 alıyor. Ben bütün kanallarda, çıktığım kanallarda ya %58'e indiremiyordum bu adamları. Ya bir inin biraz, bir yerde buluşalım, %58'den aşağı kimse inmedi abicim. Doğru, değil mi? Sonra bunların argümanları neydi? Ekonomi. Tencerenin yıkamayacağı hiçbir iktidar yoktur. İşte bir rahmetli Demirel onu da söylemişti. Bunlar da tencereye güvendiler. Vatandaşa buzdolabını gösterdiler. Tencereyi gösterdiler. Vatandaş da dedi ki ya biz bu kadar ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Bu kadar ülkenin problemleri var. Biraz önce de söyledim. Bu kadar problemler var. Bu kadar sıkıntılar var. Bu sıkıntıları bu adamlar tencereye mi çözdürecekler? Buzdolabına mı çözdürecekler? Demirtaş'a mı çözdürecekler? Kavala'ya mı çözdürecekler? KHK'lara mı çözdürecekler? Nedir bunların projesi? Yok. Bunların tek bir dertleri vardı. Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Tayyip Erdoğan'ı gitmesini ortaya koymuşlardı. Tek dertleri vardı. Tayyip Erdoğan karşıtlığıydı. Evet. Onu da beceremediler. Evet. Beceremediler onu da. Bu millet dedi ki biz
Cumhurbaşkanımızı, biz liderimizi, biz başkomutanımızı yedirtmeyiz dediler. Kime yedirtmeyiz dediler? Bunlara. Kandil'e yedirtmeyiz dediler. Kime yedirtmeyiz dediler? FETÖ'ye. FETÖ'ye yedirtmeyiz. Kime dediler yedirtmeyiz? Biliyorsunuz daha önce bu beni çok yaralamıştı ama şimdi görüyorsunuz. Biden Amerika'da seçimler olurdu. Türkiye'nin hiç ismi duyulur muydu? Yok. Hiç anılır mıydı? Yok. Biden'la Trump masada konuşuyorlar. Diyor ki sizin projeniz ne? Benim bir projem var diyor Biden. İktidara geldiğim zaman Türkiye'deki Tayyip Erdoğan iktidardan gitmesini sağlayacağım. Onu da darbeyle falan değil de onu da ya söylüyor. Türkiye'deki dostlarımla diyor. Dostları da belli oldu. Ama millet de dedi ki ey Biden sen git kendi işine bak dedi. Biz Cumhurbaşkanımızı size yedirtmeyiz dedi. Şimdi Biden gitsin diyor. ABD devlet olarak gitsin diyor. Avrupa Birliği gitsin diyor. Avrupa Birliği'nin liderleri gitsin diyor. FETÖ gitsin diyor. Kandil gitsin diyor. Muhalefet gitsin diyor. Ve hepsi toplanmış bir araya. Ve o öyle bir ekip oluşturmuşlar ki sadece mesela Cumhurbaşkanı bunlar ne dediler ilk masayı kurduklarında? Dediler ki biz bu masayı kuruyoruz. Ya kusura bakmayın sizin zamanınızı alıyorum ama ne dediler bunlar? Dediler ki biz parlamenter sisteme geri döneceğiz dediler. Seçim peki parlamenter sisteme döneceksiniz de neticede bir aday göstereceksiniz. Adayınızı gösterin. Neye dönecekseniz dönün. Evet. 1,5 yıl adayı göstermediler. Niye göstermiyorsunuz? Gösterirsek yıpranır. Ya 21 yıldır bir lider var ortada. Yıpranmıyor da siz 20 ayda mı yıprandıracaksınız? Son adayı gösterdiler. Efendim biz parlamenter sistem kayboldu ortadan. Şey silindi. Kayboldu. Bunlar şimdi güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemini tartışmaya başladılar. Niye? Cumhurbaşkanının bir tane yardımcısı var. Bunlar 5 tane yardımcı koydular. Tane ya. Olmadı. Dediler ki hadi bir 2 tane daha koyalım. Olmadı. Sağdan ya soldan sana getirdim. En büyük desteği veren Kandil. Senden cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir ödün almadan senden destek sana destek veririm. Verir mi? O da arkadan dolandı. Aynen. O da isteklerini kabul ettirdi. Sonra 14 Mayıs oldu. 14 Mayıs'ta da istekleri olmayınca bu sefer de çevirin kaz yanmasın şeyi. Bu sefer de döndü öbür tarafa. Gitti gizli protokollerle İçişleri Bakanlığı'nı, MİT Müsteşarlığı'nı, efendim Kültür Bakanlığı'nı birilerine verdi. Hani siz karşıydınız? Siz ki onu da es geçmeyeceğim, açıkça söyleyeceğim. Geçen haberlerde de verdik. Zafer Partisi'nin ekibinden olan ırkçı bir kuruluş devlete resmen isyan edercesine başkaldırı noktasına geldi ki emniyette gerekli düzenlemeyi, savcılıkta ama gerekli düzenlemeyi bunun, yaptı. Ama bunun bakın bir de bu CHP, bu muhalefet, bu yapılanların hepsini mahkemeye taşıdığı gibi şimdiki İstanbul'da kentsel dönüşüm oluyor. İstanbul'un en büyük sorunu nedir? Kentsel dönüşüm. Deprem. Kentsel dönüşümle ilgili Büyükşehir Belediyesi ne yapmış? Hiçbir şey. Ama Esenler Belediyesi 57 bin konut teslim etmiş. 11 tane dava açmış Büyükşehir. Tevfik Bey özellikle Tevfik belirtti. Bey. Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Bununla kaldı mı? Olmadı. Şimdi biz iktidar hani bizim büyüklerimizden birisi de söylemişti. Başımıza geçen pişmiş tavuğun başına geçmedi diye. Evet. Gelmedi diye. Bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi diye. Arkadaş 27 Nisan bildirisi yayınladılar. Gezi olaylarını yaptılar. Ondan sonra 17-25 Aralık'ı yaptılar. Parti kapatma davası açtılar. O olmadı. 15 Temmuz'u yaptılar. Ondan sonra işte Trump ekonominizi yerle bir edeceğim dedi. O da olmadı. Hem Türkiye'de hem dünyada pandemi oldu. O da olmadı. Ondan sonra ama şey Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Bu savaşı sakın küçümsemeyin. Ukrayna'yla Rusya savaş yapmıyor. İki kutuplu bir savaş var. Bu savaş çıktı. Ondan sonra da Allah bir daha yaşatmasın. Deprem oldu. Depremde Türkiye'nin %15'i yıkıldı. Bizim orada Türkiye'nin nüfusunun da %15'i etkilendi buradan. Kesinlikle. Ama elhamdülillah. Şimdi hala devam ediyor dimdik ayakta. Ama gerçekten ülke büyük bir ülke. Millet büyük bir millet. Milletin feraseti, dik duruşu. O deprem olduğu zaman bunlar
adeta orada gittiler. İstanbul Belediyesi'nin bütçesi 4 tane 5 tane büyük bakanlığın bütçesine bedel. Ama bir ilçenin belediyesi kadar gidip orada bir şey yapmadılar. Şimdi de değişim belediye noktasına geleceğiz. Geleceksiniz. Birazdan. Şimdi özür dilerim, kusura bakmayın biraz. Zeki Bey, Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikalarına baktığımızda seçim öncesinde de seçim sonrasında da 21 yılda da adam gibi adam denmesinin herhalde Sayın Erdoğan'ı da o tabirle hatırlayacağız. Allah uzun ömürler versin. Bir söz verdiğinde yapıp ya da yapmayacağı şeyin sözünü vermiyor. Yapıp öyle konuşuyor. Bu ekonomi noktasında biraz önce sizin belirtmiş olduğunuz Metin Bey, çok ciddi bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı zeminini oluşturuyor. Güçlü Türkiye bütün sorunları aşar. Tek politikası aslında bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın görebildiği. Türkiye'yi güçlendirirsek hiçbir problem kalmaz. Avrupa Birliği problemi de kalmaz. Amerika problemi de kalmaz. Kendisine muhtaç bırakacak bir güçten bahsediyor Türkiye. Yani eski o bahsettiğimiz güçlü Türk'ten bahsediyor. Şimdi bu vizyon içerisinde yapılan adımlar hakikaten o kadar doğru ki biraz sabır demenizdeki noktayı da çok çok iyi anlıyorum. Gerçekten biraz sabır, ama bu sabrın içerisinde biz de biraz önce Ali Bey'in söylemiş olduğu her şey ihtiyaç görmemeliyiz. Yani yeni bir telefon çıkıyor, yeni bir şey çıkıyor. 70-80 bin liralar, 100 bin liralar. Yani çocuk babayı zorluyor, aile karışıyor. Ya biraz özümüze dönmekte fayda yok. Yani biraz tasarruf, sabır, şükür noktasını gündeme getirmek çok mu zor? Zaten şöyle, şu anda biliyorsunuz ekonomi kurmayları da hem Mehmet Bey olsun hem Hafize Hanım olsun uğraştıkları nokta talep enflasyonunu azaltmak. Evet. Yani şu anda para politikası sıkılaştırması. Tabii yani sıkılaştırma politikası, işte kredi kartları, ondan sonra tüketici, konut, otomobil kredilerini işte yatırıma, üretime, ihracata doğru yöneltmek. Faizler bu anlamda yükseliyor. Yani Ziya Bey, şimdi enflasyonla mücadele çok zor bir şey. Gerçekten olmazsa olmaz. Evet, çok zor. Yani az da olsa olması gerekir enflasyonun. Ama mücadele yüksekliği de çok mücadele iyi. Yapılıyor mu şu anda? Evet, yapılıyor. Ve bunu işte hükümet, siyaset orta vadeli program açıkladı. Orta vadeli programı 3 yıla yaydı. Hı hı. Yani bu iş böyle hemen kısa, bugünden yarına. Ya 3 yılda çok çok uzun bir süreç değil ki. Süreç değil, ama biz bu acı reçeteyi almak zorundayız. Alacağız yani. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyelim. Şimdi her şey ihtiyaç mı yani? Evet. Bir de o var. Evet, yani. Evet, yani ihtiyaç değil. Doğru dediğim gibi. Zaten alınan tedbirler de hemen dikkat ederseniz sonuç vermeye başladı. Mesela otomobiller işte tabii, sıfırlarda stoklamalar sabitlendi. Hı. İkinci elde düşmeye başladı. Konutlarda düşmeye bir başladı. Bir denge oluşmaya başladı. Yani bunun biz neticelerini tabii ki alacağız, ama enflasyonla biz yani mesela 21 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı'nın iktidar olduğu süre içerisinde biz enflasyonu %6,5'larda falan da gördük biliyorsunuz. Tekrar bu 6,5'lara dönmesi için biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Şimdi burada bu mücadeleyi verirken... Tamam, hükümetten bekleyeceğiz. Yaparsa bu hükümet yapar diyeceğiz. Evet. Elimizden gelen desteği zaten seçimlerde verdik. Yerel seçimlerde de ona göre tercihlerimizi belirleyeceğiz. Ama biraz önce de işte hani her şeye ihtiyaç mı göreceğiz noktası dediğimiz bir nokta var. Geçmişte %6'ları, 6,5'ları gördük dediğimiz noktada, milli gelirin 11 bin noktasına çıktığı noktada çok önemli bir tespit var. O noktada arada sizle konuştuk. Evet. Toplumun eğitimi, çalışması, üretime katkısı ve bu konuda kendini bilinçlendirmesi, programını yapabilmesi, bütçe programını, kendi aile bütçe programını bile yapabilmesi bu seviyeyi artıracak nokta değil mi? Yani 11 bin dolara kadar kendimizi geliştirdik diyelim. Evet, evet. Tamam. Ama bundan sonrasını geliştirmemiz gerekmiyor mu? İşte arada ekonomikteki milli birlik aslında burada oluşmayacak. Evet, arada konuştuğumuz meseleye geldik. Yani şu andaki gayri işte milli gelir 10 bin küsür dolar civarında.
Ve ben işte birisinden duymuştum. Hı hı. İşte 10 bin dolarda şu andaki eğitim seviyemizle, kültür, genel kültürümüzle, eğitim seviyemizle geleceğimiz maksimum milli gelire sahip olduk. Bundan sonra bunun 18 bin dolarlara, 20 bin dolarlara, 30 bin dolarlara çıkması için eğitim kalitemizi, insan kalitemizi artırmamız gerekiyor. Bürokrat kalitemizi artırmamız gerekiyor. Devletin işte yani daha çok dediğiniz gibi işte yeni bir telefondan, yeni bir arabadan, yeni bir şeyden değil de tasarruf tedbirlerine tam olarak uyarak doğru yatırımlar. Hem hükümette hem muhalefette hem vatandaşta bu tasarruf tedbirlerini uygulamak çok zor değil aslında. Çok zor değil, evet. Yani biz bunu artırmamız gerekiyor. Mehmet Şimşek ilk başta açıkladığı zaman şöyle bir şey söyledi. Yani biz, bütün kurumlarda dedi. Bütün kurumlarda, yani özellikle devlet kurumlarında biz dedi reel olarak, reel harcamalara gidilmesi gerekiyor diye söyledi. Yani bu ne demektir? Birçok noktada açığımız var. İşte bunun yapılabilmesi için akıllı yöneticilerimiz, akıllı insanlarımız, yöneticilerimiz ve akıllı insanlar, akıllı vatandaşların olması gerekiyor. Dediğiniz gibi işte almış telefon, onu telefonla alayım, hadi değiştirelim. Böyle bir şey olmaması gerekiyor. Yani dediğiniz gibi onu bir telefona aldığınız zaman, real ihtiyaçlar. Evet, 3 yani. Yıl, 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl ekonomik ömürleri var bunların. Onlara uyarak, hatta biraz da aşarak biz bunların üzerinden gelebiliriz. Ama orta vadeli programda biliyorsunuz 2026'ya kadar yayılan bir süreç var. Bu süreç içerisinde, orta vadeli programda süreç içerisinde bizim en büyük problemimiz enerji açığımız. %90 biz dışa bağımlıyız enerji konusunda. Bir de kur politikamızın istikrarlı hale gelmesi. Yani eğer bu noktalarda, bu noktalarda iyi bir noktaya gelirsek ki şu anda yaptığımız denge politikasıyla biz enerji konusunda olsun, kur politikası konusunda olsun şu anda iyi durumdayız. Yani diyorsunuz ki işte yükseliyor, seçim olacak, bunların hepsi olacak. Çünkü bazı şeyler bize bağlı değil. Yani enflasyonun zaten sebeplerinden, sebepleri içe bağlı olanlarla biz uğraşıyoruz şu anda ve gerçekten de çok iyi bir ekip var. Dünyanın kabul gördüğü, kredilerin açıldığı, herkes tarafından kabul görmüş bir ekip var şu anda ekonominin başında. Artı dış sebepler var. Yani doğru. Ama dış sebepler zaten bizim elimizde olan şeyler değil. İşte onları da diplomasiyle çözmeye çalışıyoruz. Ve işte eğer biz yine bu 6'ları, 6.5'ları eğer bir daha görürsek indiğimiz zaman yani bir malın yükselmesi, enflasyonun yükselmesi, bir malın yükselmesi bitmeyecek yani. Bu sonuç itibariyle 3 yıl sonra da bitmeyecek. Bunu ne yapacağız? Yani şu andaki işte zaten siyasi iktidar da bunu yapıyor. İşte enflasyon arttı, işte refah payı vererek. Ondan sonra işte 29 Ekim'de belki bir zam vererek. İkramiye verdi. İşte çünkü hakikaten ben her gittiğim yerde, Ali Bey dediği gibi her yer gittiğim yerde emeklilerle ilgili çok büyük sorunlar var. Sabit gelirlilerle ilgili, memur olsun, şunu, yani hepsi sabit gelirlilerle ilgili. Çok büyük sorunlar var. Bunların aşılması gerekiyor. Siyasi iktidar da bunları bu şekilde geçirecek. Bu şekilde yapması gerekecek ki biz bunu aşabilelim. Kesinlikle. Evet. Şimdi ekonomiyle ilgili zaten konuştuk. Küçük bir sorum olacak onunla ilgili. Daha sonra da yerel seçimleri artık yavaş yavaş süreyi de şey yapmak adına yerel seçimlerle ilgili. Şimdi efendim ekonomide son zamanda bakıyorum. Herkesin elinde telefonda hep bir borsa olayı var veya coin olayları var. Çok riskli değil mi bunlar? Bizim Anadolu irfanı dediğimiz geleneksel kültürümüzde emek eksenli kazancın kutsiyetine inanırız. Hiç kuşkusuz zaman getirdiği bir durum var. Ama onun böyle eğitimle ve psikolojiyle desteklenmeyen bir durumu var. Yani çok soyut yani. Bilmeden yani geleneksel veya klasik deyimle kumar oynar gibi Bitcoin veya başka bir şeyler adı altında gençlerimiz de dahil buna. Hatta ev hanımları da dahil. Bir şekilde bir sürece doğru girmişiz. Yani bu bir miktar şeye benziyor. Nasıl desem böyle doyumsuzluk demeyeyim ama yani emek vererek kazanmanın ötesine geçen bir anlayışa benziyor. Yani bunu çok böyle makul görmek mümkün değil. Alın teri olan, üretim olan, zihin becerisiyle üretilen, beden gücüyle üretilen,
alanlara yönelmek durumundayız. Bu anlamda eğitimden söz ettiniz. Eğitim çok önemli. Kesinlikle. Gerçekten de eğitimi de biz ele aldık. Yani eğitim, Milli Eğitim Bakanımız çok muktedir bir insan. Kesinlikle. İyi bir akademisyen. Üretime dönük, üretebilir. Özellikle bu ara eleman sorunu falan ara vesaire elemanda, dönülüyor. Evet. Bu yönüyle yani meslek liselerimiz bir miktar ücret de ödenmek suretiyle, teşvik de edilmek suretiyle orada mezun olanların %90'ı da istihdam edilmek üzere öğrenci kabulleri başlandı. Yani bu ara eğitim dediğimiz veya lise eğitimiyle meslek sahibi olma noktasında bir teşvik de var. Bu bir eğitimdir, üretime dönük bir eğitim. Ama aslında bizim beslenmemiz gereken her yönüyle tamam ekonomik sıkıntılarımız var. Ali Bey de değindi. Anadolu İrfanı'nda bir şey vardır. Yani bir dayanışma vardır, yakınlaşma vardır, kanaat getirme vardır, şükretme vardır. Yani bir de yine değinildiği gibi ihtiyaçlarımız arttı. Yani işte şu cep telefonu, internette ödediğimiz ücret benzeri, ücretler vesaire işte yani sınırlar da aşıldı. Eskiden elde edilen gelir böyle temel ihtiyaçlarımızı karşılıyordu. Ama ihtiyaç olgusu genişledikçe elde ettiğimiz gelir de karşılanmıyor. Yani şimdi psikolojik olarak da bizim bir doyum noktasında olmamız gerekiyor. Bizim milletin geleneksel bir özelliği var. Kanaatkar olmak zorunda. Biz tasarruf edemeyen bir ülkeyiz. Tasarruf maalesef edemediğimiz için de cari açımız oluşuyor. Yani bu yönüyle bir tasarruf kültürü oluşmalı. Bir emeğe dayalı, üretime dayalı kazançtan söz edilmeli. Bir miktar yani gerçekten de yani şu anda devletin harcamaları denetleniyor, yapılandırılıyor. Aracın markası veya motoru bile düşünülecek durumda. Şu anda yapılıyor bu. Araştırmayın, yakıtlara girerim o yüzden. Evet, kamuda yapılıyor bunlar. Bir şekilde tasarrufa yönelik çabalar da harcanıyor. Yakıtla ilgili düzenleme yapılacak mı? Yakıtla ilgili yani tartışılıyor. Arttı. Tartışılıyor şu anda, konuşuluyor. Yani bence şöyle bir ekonominin diğer parametreler işte bu kur istikrarı vesaire düzelince yakıtın da kendiliğinde geri çekilme pozisyonu olabilir. Biraz da uluslararası piyasalarda dolar bazlı artıyor. Onun da katkısı oluyor. Her şeyin normalleşeceği bir sürece doğru çok hızla gideceğimize inanıyorum. İnşallah belki bir nasip olur. Başka bir programda i̇nşallah, konuştuğumuzda tabii, daha iyimser döneler vermiş oluruz. Umut ve ışık, tünelin sonunda ışık var. Evet, yani sonuç olarak olumsuz bir tablo çizmiyoruz. Öyle. Ama yapılabilecekleri ve yapılanları da dile getirmek en azından vatandaşlarımız açısından gözlemlenmesi gereken konular olduğu için dile getiriyoruz. Eleştiri noktasında değil tabii ki. Yerel yönetimlere giriyor muyuz acaba? Hemen gireceğiz. Süremizde yaklaşık bir 10-12 dakika. Herkese kısa süreli vereceğim mecburen. Tabii. Şimdi yerel yönetimler noktasında baktığımızda zaten Türkiye'de muhalefetin amacını kimse anlamış değil. Aslında anlamış da anlamış değil. Kendilerine bir amaç edinmişler ama bu amaç Türkiye'nin bir amacı değil. Yani muhalefet olarak baktığımızda bu amacı zaten net olarak gördükleri için Türkiye'de muhalefet yok diyoruz. Yani sadece dışarıdan aldıkları emirleri uygulayan bir topluluk olarak gözüküyorlar. Bununla beraber yerel seçimlere baktığımızda çok ciddi anlamda iktidarın çalışmalarını görüyoruz. Çok önceden başlatılan bir çalışma var. Hatta yerel seçim biter bitmez hedef 2024 demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Halkla bütünleşme var. İşte 2002 ruhunun tekrar sahalara yansıtılması konusu var. Çalışmalar nasıl gidiyor? Birinci sorumu. İkincisi, muhalefetin bu noktada ne yapacaktır sizce? İmamoğlu'nu aday gösterdi Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi özellikle yani biz şunu, İmamoğlu adaylığını açıklarken bir şeyler söylemeye çalıştı. Bazıları yine böyle politik kurnazlıklara dayanan, onlara dayanan söyleyenlerdi. Örneğin işte AK Parti'nin adayını bildiğini, çok güçlü bir adayla karşı karşıya kalacağını söyledi. Doğrudur. Güçlü bir adayla karşı karşıya kalacak ama aday henüz belli değil bizde. Ama seçim çalışması, genel seçimler bitti, Mayıs seçimleri bitti. Yerel seçimlere yönelik çalışmamız ertesi gün başladı. Ve biz genel merkezde yerel yönetimler stratejisi komisyonu adında komisyon kurduk ve çalışıyoruz. Çalışma hem politik söylem, hem ihtiyaçlar açısından söylem,
hem de onları uygulayacak kadroların doğru tespit edilmesi anlamında bir çalışma. Hı hı. Çok yönlü aday belirlerken çok yönlü araştırılıyor. Yani çapraz anketlerle, işte anketlerle yerel kanaat önderlerin görüşleri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerin görüşleri, belki ticaret meslek kuruluşlarının temsilcilerin görüşleri vesaire. Yani aday bu kez böyle işte bu partilidir, iyi bir insandır, dürüst bir insandır, görevini yapar ki ben AK Partilerin böyle olduğuna inanırım. Ama mesele o değil, sahada milletin ne dediği, nasıl bir profil istediğinin çalışması mutlak olarak yapılıyor ve özellikle İstanbul bazında, büyük şehirler bazında bu çok daha hassas yürütülüyor. Ve hele hele İstanbul gibi bir kentte Ali Bey'in de söylediği gibi 4 bakanlığın, 5 bakanlığın bütçesini yöneten bir bütçeden bahsediyoruz. Ettiğimizi düşünüyoruz. Yani bir boşluk yarattık. Tesadüfen işte algı yaratarak iktidar olanlar oldu. Yani veya seçim alanlar oldu. Ama İstanbul'a aidiyetlerini ortaya koyamadılar. İstanbul'da vatandaşın ödediği vergilerle Anadolu geziyor ve başka İstanbul, işler yapılıyor. Maalesef şeye dönmeye başladı, eskiye dönmeye başladı. Susuzluğundan tutun çöplerine varana kadar, hizmetsizliğine varana kadar çok ciddi anlamda eskiye dönüşü var. Zeki Bey, çok özür dileyerek belki arkadaşlarımın zamanını almayalım. Ama şunu söyleyeyim, 800 bilmiyorum milyon lira civarında belki İstanbul Belediyesi'nin tarihinde hiç görülmemiş bir harcamayla tanıtım harcamaları altında provanda yapılıyor. 950 milyondu değil mi? Doğrudur. Yani böyle bir israf var, İstanbul halkına bu haksızlıktır. Muhalefet şey üretemiyor, politika üretemiyor. Hiçbir konuda üretemiyor. Yerel yönetimler konusunda da üretemiyor. Kaynak kullanmasını da bilmiyor. Peki bu kadar oyun nasıl alıyor? Şöyle, yani altılı masa dediğimiz hadiseler sürecinde gördük. Yani yerli işbirlikçiler dışarıdaki destekçileriyle birlikte süreci ürettiler. %40'ları aşan oy nasıl alınıyorsa yerel yönetimlerde de alınıyor. Ben çoğu kez kendi partimizde de dile getiriyorum. Böyle dağınıklarmış gibi bir şey aldanmayalım. Onlar yarar ölçüsünde veya işte altı masayı yöneten güç ve irade neyse yerel seçimlerde de yöneteceklerini bilmek gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İtfaiye ile kastettiği odur. Ve hiçbiri farklı olmayacak. İstanbul için farklı aday göstermeyecek. Ama ne yaparlarsa yapsın bizim çok umurumuzda değil, biz güçlü adaylarımızda, güç ekibimizde, politikalarımızda, İstanbul'da da, Ankara'yı da, İzmir'i de inşallah alırız diye i̇nşallah. Düşünüyorum. Yani çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ali Bey, son sözler olarak yavaş yavaş, çünkü sürenin de sonuna geldik. Yerel seçimlerde muhalefetin İstanbul'da şansı var mı? Şimdi şöyle, burada bir AK Parti'nin milletvekilliğini yapmış birisi olarak değil, İstanbul'da yaşayan birisi olarak söylüyorum, söyleyeceğim bunları. Tamam. Neden? Çünkü burada yaşıyoruz. Evet. Bu sıkıntıyı hepimiz yaşıyoruz. Eğer iyi bir şey olursa hepimiz birden bu iyilikten takdir istifade ederiz. Ederiz. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın, İstanbul'da hep birlikte oldular. Ekrem İmamoğlu her şeye, kesime adeta bir şey verdi. Mavi boncuk verdi. Hı hı. İlk önce ne yaptı? Gitti Eyüp Sultan'da şey yaptı. Yasin okudu. Sonra Diyarbakır'a gitti. Yani bütün kesimlere. Camiden çıkıp katedrale gitti. Yani her tarafa, her tarafa mavi boncuk dağıttı. Bu gittiği yerlerde de ne dedi? Proje yok elinde. Aynen şu andaki bunlar işte geçtiğimiz Mayıs'taki yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde, genel seçimdeki gibi. O da o eline tencere aldı şey muhalefet. O da eline şunu aldı. Dedi ki her şey çok güzel olacak. Ne yapacaksın dediklerinde çok hiçbir şey yok. Oldu, evet. Hiçbir şey yok. Ama gelinen noktada her şey çok güzel olacak dediği İstanbul'da her şey çok kötü oldu. Şimdi ben dedi süt dağıtacağım dedi. Ben dedi her ilçeye, şey her mahalleye dedi şey yapacağım dedi. Okul yapacağım dedi. Anaokulu yapacağım dedi. İşte 100 kilometre şey yapacağım dedi. Metro yapacağım dedi. Fakat 100 kilometre metroyu bırakın. Hiçbir şey. Çalışan metroların merdivenlerini bile yapamadı. Hatta metronun birinin istasyonuna toprak doldurdu. Su basıyor diye. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi diyor ki her gittiği yerde ben süt dağıttım diyor. Ben geçen baktım şeyine süt dağıttığı süt sadece
80 milyon TL'ymiş İstanbul'a dağıttığı süt şimdiye kadar. Ama İstanbul'un tanıtımı için bir yıllık bütçesi 950 milyon. İstanbul'un neyini tanıtıyorsun sen? Neyinin reklamını yapıyorsun sen? Billboardlarda 10 tane reklam afişi var. Kimin, arda arda. Ne, sökmüyorlar bile. Kime neyi tanıtıyorsun? İstanbul'u zaten değil Türkiye. Dünya biliyor. Dünya tanıyor. Şimdi kentsel dönüşüm. Biraz önce söyledik. Hı-hı. Büyükşehir daha tutulur bir tane kentsel dönüşüm yapmamış. Fakat yapamazdı. Niye? Çünkü seçildiği günden itibaren gözünü şeye dikti. Cumhurbaşkanı adayı olacağım dedi. Hmm. Yağmur yağdı İstanbul'da yok. Kar yağdı İstanbul'da yok. Deprem oldu İstanbul'da yok. Felaket oldu İstanbul'da yoktur. Şimdi geçenlerde bir toplantı yaptı. İstanbul dedi ki ben İstanbul'un geleceğiyle ilgili bir proje yapıyorum dedi. Seçime kaldı 6 ay. Onu da neden yaptı? Cumhurbaşkanı adayı olamadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı olamadı. Sonra dedi ki genel başkan olacağım dedi. Onu da olamadı. Şimdi aklına İstanbul geldi. 6 ay var seçime. Dedi ki ben dedi İstanbul'a yatırımlar yapacağım. Bununla ilgili bir vizyon projesi ortaya koyacağım dedi. Hoş geldin dedi İstanbullu da. Ama bakın. Çok geç kaldı. Bakın Haliç kokudan yanaşılmıyor. Hiçbir şey yok. Balta limanında kokudan gidilmiyor. Çalışan deşarj şeylerini istasyonlarını çalıştıramıyor. Bakın tıkır tıkır çalışan belediye otobüslerini sokaklarda görüyorsunuz. Her gittiğim yerde önüme çıkıyor. Resimli çekiyorum. Ama ne çare? Hiçbir şey yok. 16 milyonun da başkanı neden? Çünkü 16 milyon onun bakın, için çalışıyor metrobüs. Mazeret diyor. Neydi evet. Biliyor musunuz? Mazeret neydi? Mazeret dedi ki iktidar ben muhalefet partisinin belediye başkanı olduğum için benim projelerimin önünü kesiyor. Bana şey vermiyor dedi. Kredilerime dedi vize vermiyor dedi. Mehmet Şimşek vermiyor. Ya bakın 53 tane borçlanma dosyası gelmiş İstanbul Belediyesi'ne. 53 tane 52 tanesi oy birliğiyle geçmiş. İstanbul Belediyesi'ne daha önce AK Parti döneminde, Refah Partisi döneminde muhalefet Allah'tan bir tane bütçeye evet dememiş. Borçlanmaya evet dememiş. Ama burada hepsi 53 tane dosya geliyor. 52 tanesi. Evet. 52 tanesine evet diyor. Birinin de prosedür eksikliğinden red verilmiş. Doğru. Şimdi diyor ki bana diyor kredime diyor onay verilmedi bakanlıktan. Şimdi bakana teşekkür ediyorum diyor. Ya araştırdı mı onu? Ne yapmış? Hatta Tevfik Göksu Bey de çıktı açıklama yapmıştı. Bilgileri de zaten ondan almıştım. Ya diyor ki ben diyor metro yapacağım bana diyor kredi verin diyor. Daha hiçbir kurumdan görüş almamış. Hiçbir şey yapmamış. Proje yok ortada. Bana kredi evet. verin diyor. Ben istasyon yapacağım. İyi de kardeşim bankaya gittiğin zaman bankadan kredi isterken şahıssan senin ödemelerine bakıyor. Şirketsen proje dokümanlarına yok. Projene bakıyor. Senin bir bu borcu ödeyebilir mi ödeyemez mi diye ona bakıyor. Ya sen hiçbir şey eline almadan sadece kuru lafla benim önüm kesiliyor demekle bu milleti kandıramazsın. Doğru. Şimdi dolayısıyla da önümüzde bir seçim var. Şimdi vatandaş 4,5 yıl bütün Türkiye'yi değil Türkiye'nin her yerini gezdiği gibi dünyayı da gezdi. 6 ay kalmış bugün geldi. Vatandaş da yarın seçimde hoş geldin diyecek. O kadar. Şimdi bu, herhalde programımız yavaş bitti. Yavaş yavaş bitireceğiz. Yavaş yavaş bitireceksiniz. Şimdi var. bu milletin ferasetine hiç kimsenin aklı ermez. O terazi öyle bir terazi ki öyle bir hassas terazi ki gideceksin Eyüp Sultan'da Yasin okuyacaksın. Benim muhafazakar insanıma şirin gözükmek için, ben de dindarım demek için ama hemen Eyüp Sultan'ın dibinde, feshanede de öyle bir rezillik sergileyeceksin ki öyle bir şey olmayacak. Diyarbakır'a gideceksin, orada miting yapacaksın, Diyarbakır analarının yanına uğrayamayacaksın. Onun için ben ittifakın adayı olacağım diyeceksin ama ittifakın adayım demek seni kurtarmayacak. Nasıl ki tencere muhalefeti kurtarmadıysa sen de ben muhalefetin adayım demen seni kurtaramayacak. Millet kendisine oy verecek bu sefer. Evet. Hizmete oy verecek. Geleceğine verecek. Hizmete evet. oy verecek. Biraz önce saydım.
İstanbul'da sadece o bu dönemde yapılanlar yapılmasaydı İstanbul'un hali ne olurdu? Değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık efendim. Sizlerden de özür diliyorum biraz. Sizden fazla konuştum herhalde. Estağfurullah. Yani sonuçta net belgeler, bilgileri de ortaya koymak lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet değerli izleyiciler, bugün de Gündem Özel'in sonuna geldik. Mutlu akşamlar.